kanser şüphesi olduğunda ya da kanser tanısı konulduğunda neler yapılmalı? Kıymet Hocam, sen dinliyoruz. Teşekkür ederim sevgili Esra. Yine programda konuk olduk. Yine çeşitli konular hakkında yine insanların ya da halkımızın merak ettiği konular hakkında konuşacağız. Kanser şüphesi olduğunda veya tanı konulduğunda ne yapmalı aslında? Evet. Öncelikle ikisi aslında çok farklı ayağı. Yani çok farklı birbirini takip eden ayak. Önce kanser şüphesi olan hasta ne yapmalı? Kanser şüphesi olan hasta demek kişinin bir takım şikayetleri olması gerekiyor ki hasta kendinden bir hastalık şüphe etsin veya kanser şüphe etsin. Bunun içinde bu şikayetleri birazcık gözden geçirmek gerekiyor. Özellikle bu şikayetlere baktığımızda vücudun herhangi bir yerinde kendimizin elleyebildiği bir noktada normalde olmayan sertliklerin ele gelmesi, o sertliklerin de çok kısa süreler içerisinde elimizin altında büyüdüğünü hissetmemiz. İkincisi istenmeyen kilo kayıpları, üçüncüsü yutma güçlükleri, dördüncüsü geçmeyen ishaller, geçmeyen kabızlıklar, geçmeyen karın ağrıları. Onun dışında büyük abdestten kan gelmesi ve bunun sürekli arz etmesi, ağızdan kan gelmesi, geçmeyen öksürükler, geçmeyen nefes darlıkları gibi bir takım şikayetlerle kişiden ilgili branş hekimlerine öncelikle gitmeli. Yani kişi kendinde bazı şikayetler hissederse, bazı semptomlar hissederse bununla ilgili branş hekimlerine gitmek lazım. En önce en azından aile hekimlerine gidebilirler. Aile hekimlerine derler ki bizim bu şikayetlerimiz var. Aile hekimleri de bu kişileri, hastalık şüphesi olan kişileri ilgili ana branşlara yönlendirir. Örnek öksürük var, balgam var, nefes darlığı var. Öncelikli olarak göğüs hastalıkları hekimine veya dahiliye hekimine veya kardiyoloji hekimine gibi o alana yönlendirir. Makattan kan geliyor, genel cerrahi ya da gastroenteroloji görebilir gibi ilgili branş hekimlerine giderek şüphe olan kişi tanı ve tedaviye başlamadan önce tanısal tetkiklere başlaması gerekiyor. Yani fizik muayene ve tanısal tetkiklere başlaması gerekiyor. Şüphe oldu, gittik örnek ilgili branş hekimi göğüs hastalıklarına gitti hasta. Genellikle tüm branş hekimleri önce hastayı dinler, şikayetlerini dinler. Kişinin daha önceki tıbbi hikayesini alır, tansiyon, şeker vesairesi var mı? Mevcut şikayetlerin ne zaman başladığını, neyle ilişkilendirildiğini aldıktan sonra ailesel hikayeyi alır. Yani ailede işte ciddi bir hastalığı olan var mı? Kendi yine özgeçmiş anamnezini alır. Yani alkolü var mı, sigarası var mı gibi ve fizik muayene yaptıktan sonra genellikle bir ön tanıya ulaşır. Bu ön tanıda örnek nefes darlığı, öksürük, balgamdan kan geliyor. Der ki bir işte akciğer kanseri şüphesi olabilir. İki akciğere giden büyük damarlarda pıhtı oluşmuş olabilir. Üç pnömoni olabilir, yani zatürre olabilir gibi alt alta sıralar ve onunla ilgili tetkikleri başlatır. Evet. Onunla ilgili tetkikleri başlattıktan sonra da sonunda bir tanıya ulaşır ve o tanıda sonucunda da kanser tanısı alırsa ondan sonra ne yapılır? Kanser tanısı alındıktan sonra öncelikli olarak kanser tanısı mutlaka kanser şüphe edilen alandan parçalanarak patolojiye gider ve patoloji der ki bu kanser meme kanseridir, bu kanser akciğer kanseridir, bu kanser akciğer kanserinin şu tipidir gibi bize net bir netice koyması gerekir. Hatta günümüzde meme kanseridir demek bile yetmemekte ve mutlaka bunun alt tipleri, hormona mı duyarlı, akıllı ilaçlara mı duyarlı, büyüme paternine, histolojik alt tipine, immün yanıtla ilişkisine gibi birçok parametreleri de isteriz. Ve bunları yaptıktan sonra da bu hastalık çıktığı organda mı kalmış, başka organlara da sıçramış mı onu çizmek ve çerçevelemek gerekir. Bunun için de evreleme tetkikleri gelir. Evreleme tetkiklerinde radyoloji, nükleer tıp bizim iki ana branşımızdır. Yine klinisyen der ki işte akciğer kanseri PET çekelim, beyin MR çekelim, yani beyni de görelim diye. PET dediğimiz vücudu tamamen tarayan bir görüntüleme yöntemiyle de yine nereleri sıçradı sıçramadı onları görürüz. Ve yine bir takım kan testleri isteriz ki kanda da bir takım değişikliklere neden olmuş bu kanser, bunları da ortaya koyarız. Sonra evreleme sonuçlarına göre, yani bu tetkik sonuçlarına göre hastalık evre 1'de mi kalmış, 2'de mi kalmış, 3'de mi kalmış, 4'te mi kalmış,
Bunun resmi ortaya çıkar. Bu resim ortaya çıktıktan sonra, tanıdan sonra evleleme yaptık. Evlelemeden sonra evde belirlendi. Evde belirlendikten sonra da bunu hangi branşlarla tedavi edeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz? Bu konuda bir tekrar plan program yapmak gerekir.